Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda Dennis Nielsen isimli seri katili işleyeceğiz. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna basıp bu kanala destekte olabilirsiniz. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip de etmek istiyorsanız Instagram hesabımı da şuraya bırakıyorum. Bu bölümde kibar görünümlü İskoçya'nın gelmiş geçmiş en acımasız seri katilinden bahsedeceğiz. Yani Dennis Nielsen İskoçyalı ama İngiltere'de işliyor bu suçların hepsini. Dennis Nielsen 1978 ile 1983 arasında tam 17 cinayet işledi. Ve bu cinayetlerinde yakalandıktan sonra hepsini teker teker anlattı. Kendisi yakalanana kadar hiçbir ipucu da bırakmadı bu arada. Dennis Nielsen 23 Kasım 1945'te İskoçya'da dünyaya geldi. Babası alkolikti ve annesiyle arasında şiddetli geçimsizlik baş gösteriyordu. Dennis daha küçükken annesi ve babası boşanınca annesi ve kardeşi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Normalde seri katillerde görünen hayvanlara şiddet eğilimi Dennis Nielsen'da hiç yoktu. Hatta hayvanlara şiddetin karşısında duruşuyla bilinen birisi olmuştu. Kuşların avlanmasına hep karşı çıkıyordu. Küçük yaşta dedesini kalp krizinden kaybedince çok üzüldü. Çünkü dedesine çok düşkündü. Dennis dedesinin cesedini gömülmeden saatlerce izledi. 1951'de Dennis Nielsen dedesini kaybettikten sonra derin bir sessizliğe büründü. Yaşıtlarıyla oynamamaya başladı ve içine kapanık bir çocuk oldu. Bu dönemde hep yalnız hissediyordu kendini. Hatta bir ara yardıma muhtaç insanlar için olan bir dernekte de gönüllü olarak çalışmıştı. 1955 yılında Dennis'in annesi çocukları da alarak buradan taşındı. Kısa bir süre sonra Andrew Scott isimli bir yapımcıyla tanışarak evlendi ve çocuklarla Streatham'a taşındılar. Dennis Nielsen ergenliğinin başlangıcında eşcinsel olduğunu farkına vardı. Bu durumu hem ailesinden hem de okul arkadaşlarından gizledi. 1961'de okulu bitirdiğinde notları çok iyiydi. Kariyer konusunda karar verebilmek için okuldan sonra bir konserve fabrikasında işe girdi. Bu fabrikada 3 hafta çalıştıktan sonra orduda şef olarak çalışmaya karar verdi. Giriş sınavlarında başarılı olunca 1961 Eylül'ünde askere alındı. Dennis askerdeyken kendini göstermeye başlamıştı. Verilen görevleri başarıyla yerine getiriyordu. Bu da onu daha mutlu bir insan yapmıştı. Askerde kasap olarak çalışıyordu. Dennis Nielsen 1964'de catering sınavını da geçti. Bu sıralarda alkol tüketimini de arttırdı. Hatta bir gün asker bir arkadaşıyla çok içtikten sonra uyandığında adamın yatağında buldu kendini. Cinsel bir ilişki yaşanmamıştı. Ama Dennis artık erkeklere olan fantezilerini daha da geliştirmeye başladı bu olaydan sonra. Sürekli karşısında bir erkeğin olmasını hayal ediyordu ve bu hayaller partnerinin ölü olmasına kadar gitti. Dennis nekrofili hayaller kurmaya başladı bu dönemde. Görev için Aden'de El Mansura hapishanesine gittiğinde onun için işler iyice çığırından çıktı. Burada gördüğü ölü bedenler iyice ilgisini çekti. Artık aynanın karşısına geçip kendisini bir ölü gibi düşünerek mastürbasyon yapmaya başladı. Hatta kendisinden küçük bir aynada sadece vücudunu izleyerek sanki başka birisinin vücudunu izlediğini düşünerek mastürbasyon yapıyordu. Kendisini hep ölü bir erkeğin yanında ona hükmederken hayal ediyordu. Dennis Nielsen tam 11 sene askerde kaldı. Başka ülkelerde yaptığı askerlik görevleri bitince tekrar ailesinin yanına döndü. Askerliğini bitirmiş olan Deniz için annesi artık evlenmesi gerektiğini sık sık söylüyordu ama Deniz oralı olmuyordu. Bir gün evde eşcinsel olduğu ortaya çıkınca da bütün ailesiyle arası bozuldu. Artık onlar Deniz ile konuşmuyordu ve irtibatı kestiler. 1972'de ordudan ayrıldıktan sonra bir süre Londra Polis Teşkilatı'na girmek için sınavlara hazırlandı ve 1973'te polis olarak göreve başladı. Çevresinde çok kibar bir insan olarak biliniyordu. Polislik görevi boyunca hiç zor kullanmadı. Bu sıralarda artık yalnız başına barlara gidip içki içiyordu. Genelde eşcinsel barları tercih ediyordu. 1974 yılına gelindiğinde polislikten istifa edip güvenlik görevlisi oldu. Daha sonra ise istikrarlı bir iş olsun diye memur olmaya karar verdi. Dennis burada kaldığı sürede sendikal hareketlerde aktif olmuş işçilere karşı vicdanlı birisi olarak biliniyordu. 1979'da genel müdür yardımcılığına atandı ve 1983'te ise icra memurluğuna atanarak yakalanana kadar burada görev yaptı. Dennis Nielsen 1975'te 195 Melrose Bulvarı'nda bahçeli bir eve taşındı. Dennis bu eve yeni tanıştığı David Galichin isimli 20 yaşındaki bir genç ile taşınmıştı. Arkadaşlıkları yüzeysel devam ediyordu ama Dennis'in David'e ilgi duyduğu apaçık ortadaydı. Dennis birkaç kez cinsel ilişkiye girdiklerini itiraflarında anlatmıştı. Daha sonra David eve başka partnerler getirmeye başlayınca ilişkileri komple bozuldu ve Dennis onun evden ayrılmasını istedi. 1977'den sonra tek başına yaşamaya başladı. 1978'e kadar ise birkaç başarısız ilişkiden sonra bir daha kimseyle uzun süreli aynı evde yaşayamayacağına karar verdi. Dennis Nielsen kendini ancak 1978'e kadar tutabildi.
1978 Noel'inden birkaç gün sonra barda tanıştığı 14 yaşındaki Stephen Dean Holmes isimli bir genci evine davet edip onunla cinsel ilişkiye girdi. Dennis, Stephen'ı 17 yaşında zannediyordu. Sabah olduğunda çocuk evine gitmek isteyince Dennis'in hayatını değiştirecek o an geldi. Stephen'ın gitmesini istemeyen Dennis kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra küvette suyla boğarak öldürdü. Dennis Nielsen ilk cinayetini böylelikle işledi. Öldürdüğü çocuğu birkaç gün boyunca temizleyip kendi yatağına yatırdı. Karşısına geçip mastürbasyon yapıyordu. Stephen'ın cesedi tam 8 ay bu evde kaldı. Daha sonra ise evinin bahçesinde çürüyen bedenini yaktı. Bu ilk cinayetiyle ilgili günlüğünde de şöyle yazmıştı. Döşemenin altında onu yeni yatağına soktum. Bir hafta sonra vücudunun değişip değişmediğini merak ettim. Parkeleri söküp dışarı çıkardım ve kirlenmiş vücudunu zemine çektim. Çok kirliydi. Yerde sürükleyerek banyoya götürdüm ve küvette temizledim. Neredeyse hiç renk değişikliği yoktu. Cildi soluk beyazdı. 11 Ekim 1979'da yine bir pub'da tanıştığı Andrew Ho isimli Hong Konglu öğrenci evine götürüp öldürmeye çalıştı. Ama Andrew Dennis'in elinden kaçabildi ve polise gitti. Polis Dennis'i bu olayla ilgili sorguladı ama sonrasında ilginç bir şekilde Andrew Ho şikayetçi olmamaya karar verdi. Bu olaydan tam 2 ay sonra Kanada'dan arkadaşlarını ziyarete gelen turist birisiyle tanıştı. Kenneth O'Kendon isimli gençle bir barda tanıştıktan sonra onu evine davet etti. Çok kibar bir insan olduğu için Dennis Nielsen'ı reddetmek zordu. Konuşmalarıyla güven veriyordu. Kenneth'ı Melrose Bulvarı'ndaki evine götürdükten sonra biraz içki içtiler ve Dennis genç turisti boğmaya başladı. Kenneth'ı da boğarak öldürdü. Ertesi gün polaroid bir makine alarak eve geri döndü. Makineyi alıp eve döndüğünde Kenneth O'Kendon'ı çıplak bir şekilde fotoğraflamaya başladı. Birkaç saat televizyon izledikten sonra cesedi yine döşemenin altına koydu. Dennis devam eden süreçte 2 hafta boyunca 4 kez daha cesedi döşemenin altından çıkarıp içki içerken veya televizyon izlerken yanına koydu. Öldürdükleri insanlardan bir hatıra bırakmak seri katiller için önemlidir. Diğer işlediğimiz seri katillerde de bunu görüyoruz. Örneğin Jeffrey Dahmer'da öldürdüğü insanları fotoğraflıyordu. Daha sonra bu hatıralara, fotoğraflara bakmak öldüren insan için bir güç simgesi, ona hükmettiğini gösteriyordu ve kendilerini tanrı konumuna koyuyorlardı. Zaten Ted Bundy'nin de cinayet işlemesinin asıl sebebi bunlardan bir tanesiydi. Kendisini bir tanrı olarak görüyordu. Dennis Nielsen 1980'in 17 Mayıs'ından başlayarak aynı yıl içerisinde 6 kişiyi daha öldürdü. Artık onun için işler çığırından çıktı. Öldürme arzusunun üstünden gelemiyordu. Kontrolü tamamıyla kaybetti. Öldürdüğü insanları evinin döşemesinin altında toplaması artık kendisine sorun yaratmaya başladı. Döşeme altındaki ölüler böcekleniyor ve kurtlandığı için evde ağır bir koku oluşuyordu. Döşemeleri kaldırıp altına böcek ilacı ve deodorant sıkıyordu ama nafile. Başka bir çözüm bulması gerekiyordu. Bütün cesetleri çıkarttıktan sonra parçaları ayırdı ve evinin bahçesinde yakmaya başladı. Bu yakma işleminden çok fazla koku yayılmasın diye de bir de araba lastiği yaktı. Adeta bir ölü yakma ayini gibi ateşin etrafında duruyordu. Geride kalan bazı kemikleri de tırmık yardımıyla kırarak paramparça etti. 1981 yılında da ara vermeden devam etti. Bu yıl içerisinde tam 4 kişiyi daha öldürdü. Hatta bir tanesinde evinin etrafında epilepsi nöbeti geçirmiş birisine önce yardım edip hastaneye götürdü. Daha sonrasında ise yardım ettiği insan teşekkür etmek için evine geldiğinde onu da boğarak öldürdü. 1981'in sonlarına doğru ev sahibi tadilat yapacağı için evden çıkmasını istedi. Dennis Nielsen son cesetleri hala döşemenin altında tutuyordu. Bu konuda ev sahibine karşı biraz direndi. Ama taşınma ücreti olarak 1000 sterlin gibi bir paraya evden çıkmayı kabul etti. Evi boşaltmadan önce bütün cesetleri yine bahçesine indirdi ve toplu cenaze ateşini yaktı. Bu sefer de bir araba lastiği kullanarak yine kokuyu gizlemeyi başardı. 5 Ekim 1981'de 23 Cranley Gardens'ta bir çatı katı daireye taşındı. Bu çatı katında Nielsen'ın cesetleri saklayabileceği bir yer yoktu. Döşemelerin altında saklayıp cesetleri toplu halde yakabileceği bir bahçeye sahip değildi artık. Yeni yöntemler düşünürken 1981 yılını böyle bitirdi. 1982'de ise John Howlett isimli bir gençle Mart ayında yeniden sahaya çıktı. Bu yıl toplamda 2 kişiyi öldürdü. Artık cesetleri saklamak daha zor olduğu için etleri parçalayıp tencerede kaynattıktan sonra kemiklerin etten ayrılmasını sağlıyordu ve kemikleri de ufacık halde gidere atıyordu. Ta ki 26 Ocak 1983'te işleyeceği son cinayete kadar. Bu cinayetiyle birlikte artık binanın kanalını tıkamıştı. 8 Şubat günü apartman sakinleri kanalı açmak için bir firma çağırdı.
Tesisatçı Michael Catron kanalın içerisinde ufak tefek kemiklere rastlayınca bunu üstündeki yetkiliye bildirdi. Gary Wheeler isimli yetkili de olay yerine gelince Dennis Nilsson ve Jim Alcock isimli kiracıyla tıkanıklığa sebep olan durum ile konuştular. Nilsson kemik ve et parçalarının çıktığını duyunca hemen bunların tavuk parçaları olabileceğini iddia etti. İki tesisat görevlisi ertesi gün kanalı temizlediğinde daha fazla kemiğe ve et parçasına rastlayınca polise haber verdi. Kalıntılar bir uzman patolog tarafından incelendiğinde ise insan parçaları olduğu öğrenildi. Dedektif baş müfettiş J. Peter olay yerinde kiracılarla konuştuğunda tıkanıklığın neden olduğu katın Dennis Nilsson adına bir kiracıya ait olduğunu öğrendi. Baş müfettiş Nilsson'ın işten eve dönmesini dışarıda beklemeye başladı. Dennis Nilsson eve geldiğinde ise kapısına gidip birkaç soru soracaklarını söylediler. İçeri girme isteklerine Dennis çok fazla karşı çıkmadı. İçeri girildiğinde polislerin burnuna çürümüş et kokusu anında geldi. Katilin Dennis Nilsson olduğunu anlayan J. Peter ona doğrudan "Vücudun geri kalanı nerede?" diye sordu. Sonu geldiğini fark eden Nilsson parçaların gardıropta iki plastik poşetin içinde olduğunu direkt söyledi. Polisler gardırobu açma zahmetine girmeden başka ceset var mı diye sorunca da "Bu çok uzun bir konu. Size her şeyi anlatacağım ama burada değil." diye karşılık verdi. 10 Şubat günü polis merkezinde sorgusu başladı Dennis Nilsson'ın. Dennis Nilsson evin içerisinde parçaları sakladığı yerleri polislere bir bir anlattı. Aynı gün içerisinde polis oraya gittiğinde söylediği gibi parçaları birer birer buldu. Ayrıca 1978'den bu yana 12 veya 13 kişiyi de öldürdüğünü itiraf etti. Bu öldürdüğü insanların cesetlerini de daha önce oturduğu 195 Melrose Bulvarı'nda bir bahçede yaktığını itiraf etti. Polisler Dennis Nilsson'la beraber buraya incelemeye gittiğinde araştırmacılar tam 1000'in üzerinde kemik parçalarına rastladı. Hemen o akşam polis evde bahsettiği gibi parmak izlerine de rastlayınca Dennis Nilsson ile uzun bir sorgulama süreci başlattı. 30 saatten fazla süren sorgulamalarda neden öldürdüğünü bilmediğini söylüyordu. Hatta öldürme eylemini de son ana kadar düşünmeyip bir anda uyguladığını söylüyordu. Kurbanlarının hepsini boğarak öldürüyor ve yara alan yerlerine makyaj yaparak tekrar düzgün görülmesini sağlıyordu. Öldürdükten sonra kurbanlarının üzerine çıkıp mastürbasyon ve bazılarıyla cinsel ilişkiye girdiğini de itiraf etti. Cesetlerin en son çürümesine geldiğinde ise önlerinde son bir kez mastürbasyon yaptığını söylüyordu. Bunun kurbanları için bir veda jesti olduğuna inanıyordu. Dennis Nilsson ulaşılabilen 6 cinayetten ve cinayete teşebbüsten 24 Ekim'de yargılanmaya başladı. Cinayetleri itiraf ettiği için savunma avukatının yapabileceği bir şey yoktu. Sadece prosedür gereği mahkemede yerini aldı. Duruşmalar devam ederken elinden kurtulan bazı tanıklar da gelerek mahkemede ifade verdiler. 3 Kasım 1983'te ise 6 cinayet ve cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dennis Nilsson temyiz başvurusunda hiç bulunmadı. Gönderildiği Wormwood Scrubs hapishanesinde bir kişi tarafından jiletle saldırıya uğradı. Göğsünde ve yüzünde kesikler oluşan Nilsson'a 89 dikiş atıldı. Buradan sonra birkaç hapishane daha değiştirdikten sonra 12 Mayıs 2018'de sağlık sorunları nedeniyle öleceği tarihe kadar HMP Full Sutton hapishanesinde kaldı. Dennis Nilsson hapiste kaldığı süre boyunca çizimlerle uğraşmış ve hatta bir de kitap yazmıştır. Bu arada David Tennant isimli yönetmen Des adlı bir dizi çekmeye başladı. Bu dizi de mini dizi olacak, 3 bölümden oluşuyor. Dizi komple Dennis Nilsson'ı anlatacak. Önümüzdeki günlerde de yayına girmesi bekleniyor. Biz de bekliyoruz. Güzel bir dizi olduğunu zannediyorum. Bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan söyleyeyim. Eğer bu kanala destek olmak istiyorsanız abone ol butonuna basıp videoyu da beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.